Sayın seyirciler, bu hafta gönülden bağlı olduğumuz bir ülkeye konuk olacağız. Büyükelçi Sayın Kemal Köprülü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biraz daha yakından tanıyacağız. Buyurun efendim. Akdeniz'in kuzeydoğusunda yer alan Kıbrıs adası, kuzey sahillerinden Toros Dağları'nın rahatlıkla görülebileceği kadar Anadolu Yarımadası'na yakındır ve jeolojik yapı bakımından buraya, yani Anadolu'ya bağlıdır. Antalya ve Mersin körfezleri arasında yer alan Taşeli çıkıntısının hemen güneyinde onun adeta denizin ortasından çıkmış bir parçası gibidir ve şehadet parmağı İskenderun körfezini gösteren bir eli andırır. Akdeniz'in medeniyetler coğrafyasındaki adeta üstü konumunda olan bu ada, hiç kuşkusuz tarihte önemli güç mücadelelerinin de merkezi olmuştur. Öte yandan adanın eski bir İslam memleketi olması, Osmanlı'nın bu adaya sefer yapmasında önemli bir rol oynamıştır. 1571 yılında Kıbrıs'a ayak basan Osmanlılar, karşılarında feodal sistem yüzünden halkı köle statüsünde yaşayan, zirai üretimi yetersiz ve ticareti teşvik edilmeye muhtaç bir ada buldular. Bu durum karşısında adanın sosyal ve ekonomik açıdan kalkınması için harekete geçildi ve Osmanlıların yerli halkın doğrudan katılımının temin edildiği idari yapısı sayesinde adada toplumsal uzlaşma sağlandı. Kıbrıs'ta Müslüman ve Hristiyanlar arasında komşuluk ilişkileri de samimi ve dostane olmuş, şehirlerde dini grupların tamamen ayrı mahallelerde oturduğu gettolar hiçbir dönemde oluşmamıştır. Ancak 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin de sokulması üzerine İngiltere 5 Kasım 1914'te Kıbrıs'ı resmen ilhak etti. Savaş süresince de Kıbrıs'ta Türklere yoğun baskılar uyguladı. Kıbrıs Türklerinin imha edilme tehlikesi içine girildiğinden Türkiye'nin müdahalesi zorunlu hale geldi ve 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türk Barış Harekatı başlatıldı. Tarihte adaya barış ve huzur getiren ataları Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti de Kıbrıs Barış Harekatı ile sadece kendi soydaşlarını soykırımdan kurtarmakla kalmadı. Aynı zamanda farklı din ve soyda olan ada halkının başka dış güçler tarafından sömürülmesini engellemek için de bir fırsat sunmuş oldu. Güncel uluslararası ilişkiler sisteminde Kıbrıs'ın statüsü çözümü bekleyen bir sorun olarak varlığını koruyor olsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adil ve kalıcı tezlerini dünyaya anlatmaya devam ediyor. Türk tarihindeki olay ve olguları bakımından iyi bilinmesi gereken Kıbrıs, kültür ve sanat tarihi açısından da iyi anlaşılmalı ve yeni nesiller tarafından da iyi tanınmalıdır hiç kuşkusuz. Kıbrıs sadece turistik bir ada değil, tarihi bir kültürel mirası barındırıyor bu sıcak topraklarında. Sefirlerin Gözünden programında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu perspektiften bakıyoruz. Anadolu'nun bir parçası olan Kıbrıs'ta Osmanlı'nın adalet ve huzur getiren tarihiyle bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuk oluyoruz. Sayın Büyükelçim, bizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk sorum sizinle ilgili. Lütfen seyircilerimize kendinizi anlatır mısınız? Kemal Köprülü, Kemal Köprülü'yü kendi ağzından anlatsın istiyoruz. Mutlaka. Çok değerli hocam, öncelikle bugün sizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde sizi ve ekibinizle birlikte misafir etmekten dolayı duyduğum büyük mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Sefirlerin Gözünden isimli programa bizi konuk ettiği için Diyanet TV'ye de buradan içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi izleyen seyircilerimize de buradan sevgilerimi, saygılarımı kendilerine iletiyorum. Evet, ismim Kemal Köprülü, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisiyim. Haziran 1968 yılında Lefkoşa'da doğdum. Anne Lefkoşalı, baba Limasollu. Dolayısıyla doğumdan hemen sonra Limasol'da yaşamaya başladık. Ta 1974 Mutlu Barış Harekatı'na kadar. 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra biliyorsunuz Limasol
güney tarafında adanın. O günlerde Limassol'da olduğu gibi diğer başka yerlerde de Türklerle Rumların müşterek yaşadığı bölgeler vardı. Limassol da bunlardan bir tanesiydi. 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra ailece kuzeye, özgür bölgelere geçmek zorunda kaldık. Orada devam ettik hayatımıza, yaşantımıza. Ortaokul, lise eğitimlerinden sonra İngiltere'de işletme eğitimi Londra'da aldım. Eğitimi tamamladıktan sonra adaya döndük. Bir süre bankada çalıştım aslında. Yani doğrudan Dışişleri Bakanlığı'na girmiş değilim. Bir süre bankada çalıştık. Ondan sonra askerlik durumu ortaya çıktı. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mecburi bir askerlik dönemi var. Bankadaki görevimizi bıraktık, askere girdik yedek subay olarak. 22 aylık bir görevimiz oldu, gururla yaptığımız orada. Askerlik görevimizi tamamladıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'nda münhal çıkmıştı. Müracaatımızı yaptık. Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer diplomat olarak görevimize başladık. Çeşitli görevlerde bulundum tabii doğal olarak bakanlık içerisinde. Hemen hemen bakanlıkta her bölümde çalıştık. Dış görevler olarak da ilk görevim Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Abu Dhabi'de, başkentte. Orada bizim bir temsilciliğimiz var. Uzun yıllardır, 92'den beri faaliyet gösteriyor. Hatta Körfez'deki, yanılmıyorsam, ilk açılan temsilciliğimizdir orada. Orada müsteşarlık görevinde bulundum. Abu Dhabi'deki görevimizi tamamlayıp bakanlığa döndükten sonra müdür olarak yani görev yaptım uzun bir süre yine orada. Bu dönemden sonra bizim Londra'da da biliyorsunuz bir temsilciliğimiz vardır. Londra'da yaşayan da çok büyük bir Kıbrıslı Türk nüfus var bizim aslında. Yani çok büyük bir nüfusumuz Londra'da yaşıyor Kıbrıslı Türkler. Oraya temsilci olarak atandım. Orada bir süre görev yaptık. Oradaki görevimizi tamamladıktan sonra yine merkeze, Dışişleri Bakanlığı'na döndüm. Ondan sonra genel müdürlük mevkiine getirildik. İşte yani son işte 2,5 yıldır da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi olarak buraya atandım. Burada görevimiz devam etmektedir. Evliyim, bir kızımız, bir de oğlumuz vardır. Maşallah. Allah bağışlasın diyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun, çok sağ olun. Temsilciliklerden bahsettiniz Sayın evet. Büyükelçim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada kaç tane temsilciliği evet, var? Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada 27 tane temsilciliği vardır. Tabii bunların içerisinde bir tane büyükelçiliğimiz var, o da Ankara'da. Bu büyükelçiliğimizin yanında aslında Türkiye genelinde 6 tane de başkonsolosluğumuz vardır. Yani bu da aslında, bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Başkonsolosluklarımızın nerede, hangi bölgelerde faaliyet gösterdiklerini onlar da bilmeyenler tabii öğrensinler. İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Antalya ve Gaziantep'te de başkonsolosluklarımız vardır. Bu başkonsolosluklarımızla birlikte Türkiye'deki faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bunun dışında Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan dışında tüm Körfez ülkelerinde temsilciliklerimiz vardır. Daha çok oradaki arkadaşlar ticaret konularıyla ve eğitim, yüksek öğrenim konularıyla iştigal ediyorlar. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'dır, Kuveyt'tir, oralarda var. Asya'da, Pakistan'da, İslamabad'da temsilciliğimiz vardır. Bişkek'te temsilciliğimiz var. Avrupa, Batı ülkelere bakarsak, Avrupa'da İngiltere'de var, Brüksel'de var, işte Almanya'da var, işte Berlin'de var. Amerika'da, Washington ve New York'ta temsilciliklerimiz vardır. Ama yani büyükelçilik olarak ev sahibi ülkeye akredite, tek yurt dışı uygulama birimimiz Ankara'da, burada büyükelçiliğimiz ve 6 tane başkonsolosluğumuz. Çok sağ olun, eksik olmayın. Şimdi tabii siz esasında bizden birisiniz. Evet. Hem soydaş, hem dindaş. Evet.
Dolayısıyla esasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olmak Türkiye'de çok çok özel bir durum. Doğrudur. Bunun birçok avantajı da vardır. Belki dezavantajı da var mıdır diye. Hiç görmedim aklımızda dezavantajlarını ama avantajlarını söyleyeyim size. Çok sevindim. Buna çok sevindim. Evet. Biraz anlatır mısınız? Nasıl bir öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olarak Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin nezdinde görev yapmam şahsım ve ailem için çok büyük bir onur vesilesidir. Öncelikli olarak bunu ifade etmek istiyorum. Bu çok çok benim için önemli bir görevdir. Bu onurlu görevi, görev sorumluluğumuzun bilinciyle burada en iyi şekilde yerine getirmek için gerçekten ciddi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz burada. Çok önemli bir görevdir. Sizin de bildiğiniz gibi ana vatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çok özel, müstesna ilişkiler vardır. Her alanda. Yani ticaret, ekonomi, siyasi ne gelirse aklınıza bunlar çok özel ve müstesna ilişkilerdir. Tabii öncelikli olarak bizim de burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği olarak en asli görevimiz bu mevcut müstesna ve mükemmel ilişkilerin daha da ileriye götürülebilmesi için burada canı gönülle çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla birlikte ve başkonsolosluklarımızla birlikte. Çok büyük önem veriyoruz buraya. Şimdi tabii özel ilişkilerimizden dolayı burada resmi kurum ve kuruluşlar olsun, sivil toplum olsun, yani sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız ve buradaki tüm insanlarımız bize burada faaliyetlerimize çok büyük bir destek veriyorlar. Ben kendilerine burada hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Yani çok güzel bir şekilde burada kabul ediliyoruz ve buradaki faaliyetlerimizde, çalışmalarımızda çok büyük bir destek alıyoruz kendilerinden. Bu konuda yani bu vesileyle bunu da size ifade etmek istiyorum. Bu nedenle çok gerçekten memnunuz yani buradaki faaliyetlerimizden. Büyük bir destek var. Türk insanı zaten bizim burada kardeşimiz sonuçta yani Türkiye'dekiler de Türk, Kıbrıs'takiler de Türk sonuçta. Orada bir şey yok yani. Biz burada görev yaptığımız zaman kendimizi ülkemizin dışında bir yerde görev yapıyormuş gibi de hissetmiyoruz. Onu da size söyleyeyim burada. Avantajları nedir? Çok büyük avantajları vardır bizim için. Kolaylığı vardır. Türk insanının burada misafirperverliği, dostluğu, cana yakınlığı bize çok büyük bir destek oluyor faaliyetlerimizde. Biz de burada sorumluluğumuzun bilinciyle görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ne mutlu size Sayın Büyükelçim. Evet, bunları duyduğumuza da ayrıca memnun olduk. Evet. Çünkü esasında Kıbrıs'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, halkına yardımcı olmak, destek olmak esasında her Türk'ün boynunun borcudur. Şimdi dediğim gibi size yani burada çok özel ilişkilerimiz vardır. Bütün bu alanlardaki ilişkilerimizi daha da ileriye götürmenin yanı sıra bir önemli görevimiz daha vardır aslında. Yani mevcut buradaki insanlarımızın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki insanlarımızın da gönül bağlarını, dostluk bağlarını, kardeşlik bağlarını da daha ileriye götürmek de bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir burada. Bunu da yapabilmek için, başarabilmek için de çalışmalarımız devam etmektedir her zaman. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarihi yerleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan, ziyaret edilmesi gereken bir ada ülkesidir. Nüfusu yaklaşık 385 bin olan ülkenin resmi dili Türkçedir. Halk Türkçenin Kıbrıs ağzını konuşur. Para birimi Türk lirasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük gelirlerinden biri olan turizmin ülkede büyük bir yeri vardır. Ülke iklimi tüm yıl boyunca tatil için olanaklar sağlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bahar aylarında saran yabani çiçekleriyle ve havayı dolduran portakal, limon ve greyfurt çiçeği kokularıyla ünlüdür.
Lefkoşa'nın merkezinde ve en yüksek tepesinde yer alan Selimiye Camii başta olmak üzere Kıbrıs'ta mimari eser niteliği kazanmış birçok cami, medrese, han ve hamamlar mevcuttur. İsmini minaresindeki lale motifinden alan Laleli Camii'nden Osmanlı döneminde eğitim kurumları olarak işlevlerini sürdürmüş olan Magosa'daki Osmanlı Medresesi görülmeye değerdir. Güneyinde Girne Dağları, kuzeyinde ise Akdeniz bulunan bir liman şehri olan Girne ise ülkenin en popüler turistik noktalarından. Girne Kalesi, Beylerbeyi, San Hilaryon Kalesi, Hazreti Ömer Türbesi gibi yerlerde ziyaret edilmesi gereken tarihi mekanlardır. Bunun yanı sıra ismini doğasının zenginliği ve güzelliğinden alan Güzel Yurt ve oldukça sakin, huzurlu bir atmosfere sahip olan iskele, yolu Kıbrıs'a düşenler için harika bir dinlenme adresi diyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece bir turistik ada değil, aynı zamanda bir eğitim adası da diyebiliriz. Her ülkeden farklı insanlarla yabancı dilinizi geliştirme imkanı sağlamasının dışında Kıbrıs halkının öğrencileri olan tavırları ve yaklaşımı oldukça olumlu. Şimdi bu pandemi süreci tabii hepimizin yaşamını zorlaştırdı. Tabii. Bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Doğal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkiledi. Ne tür önlemler alındı? Ne gibi sıkıntılar yaşandı? Durum nedir? Bize bir tabii, anlatır mısınız? Tabii. Şimdi tabii bu pandemi bütün dünyayı çok ciddi olarak maalesef bugün bile etkilemeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bir hep beraber el birliğiyle kurtulacağız diye düşünüyorum. İlk önce COVID vakaları Kıbrıs'ta geçtiğimiz yıl Mart ayında başladı. Yani aşağı yukarı dünyada bu işin ortaya çıkması ile aynı tarihlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de vakalar çıkmaya başladı. Nasıl başladı onu da söyleyeyim size. Hatırlıyorum Mart'ın ortası gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bizim Magosa taraflarında bir otelde bir Alman turist kafilesi konaklıyordu. Ve o günlerde de yani basından işte yani hep takip ediyorduk gerek Türkiye'de gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde basından takip ediyorduk. İşte COVID vakaları çıktı, yayılıyor, salgın bir pandemiye dönüşüyor vesaire. O turist kafilesi içerisindeki Alman turistler de ciddi yani virüsü Almanya'dan getirdiler bir şekilde. Yani ortaya çıktı orada. Tabii hemen hükümetimiz çok ciddi tedbirler aldı. Yani salgının başladığı günden itibaren bu ikinci hükümetimiz, her iki hükümetimiz de çok ciddi tedbirler aldı doğrusunu söylemek gerekirse. Ve çok güzel adımlar atıldı. Ve özellikle ilk dönemde geçen yıl Mart'tan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tam bir kapanmaya girdi. Mart'tan mı? Tam bir kapanmaya girdi. Uçuşlar durduruldu, sokağa çıkma yasağı tam gün ilan edildi ve alınan tedbirlerden dolayı, hükümetimizin aldığı tedbirlerden dolayı aslında o dönemde salgın tam anlamıyla kontrol altına alındı. Ve o 45 gün kapanma döneminden sonra, tabii ilk günlerde işte o Almanlardan veya işte bizim insanlarımızdan da birkaç vaka vardı. Tamamıyla temizlendi. Ancak tabii takdir edersiniz ki yani olayın bir de ekonomik boyutu vardır. Sürekli olarak sokağa çıkma yasaklarıyla veya ciddi kısıtlamalarla ülkeyi de yönetmeniz pek mümkün değildir. Dolayısıyla Temmuz ayından itibaren yine bir açılma sürecine dışa girildi. Yani belli sayılarda işte uçuşlar yine Türkiye'ye başladı. Tabii dediğim gibi salgın dünyada çok ciddi boyutta. Yine vakalar çıkmaya başladı ülkemizde. Temmuz sonrasında yine hükümetimizin belli başlı tedbirleri oldu. Bu konuyla ilgili olarak uçuşlarda kısıtlamalar, işte gece bazı kısmı sokağa çıkma yasakları gibi. Ama yani aldığımız tedbirlerle pandemiyle ilgili pandemiye karşı mücadelede çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz.
Bazı örnekler size verecek olursam, bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pandemiden hayatını kaybeden kişilerin sayısı 12. Bugün 250 civarında, yani gerek pandemi hastanesinde gerekse pandemi otellerinde tedavilerini devam eden kişiler var. Yani onların da inşallah tedavisi en yakın zamanda tamamlanacak ve sağlıklarına geri kavuşacaklardır. Bu dönem içerisinde her zaman olduğu gibi ana vatan Türkiye yine Kıbrıslı Türk'ün yanında durmuş ve bize çok büyük bir katkı sağlamıştır pandemiyle mücadelede. Özellikle COVID ilacının temini hususunda çok büyük bir miktarda bize ilaç gönderilmiştir. Bunun yanında tıbbi malzemeler, tulum olsun, maske olsun, dezenfektan olsun, PCR test kitleri olsun, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi yine gayet cömert bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bunları, bu malzemeyi hibe olarak göndermiştir. Bu bizim açımızdan çok büyük bir olaydır, çok önemli bir olaydır. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kıbrıs'ta olmayan bir acil durum pandemi hastanesi de rekor bir sürede, rekor sayılabilecek bir sürede. Yeni bir hastane yaptınız yani. 2 aylık bir süre içerisinde 100 yataklı bir pandemi hastanesi tamamıyla Türkiye'nin finansmanıyla, tamam mı, devlet hastanesinin yanında tamamlanmıştır. Bunlar tabii çok büyük desteklerdir. Ben bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, tüm bakanlarımız, tüm kurum ve kuruluşlardaki yetkililerimize bu pandemi ile mücadelede bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum kendilerine. El birliğiyle inşallah bu zor günlerden çıkacağız. Ne mutlu bize bunları işittiğimiz için. Evet. Çünkü bu pandemi sürecinde Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesine, doğrudur, yardım malzemesi yolladığını, evet, biliyoruz. Hatta daha önce konuştuğumuz büyükelçilerden, evet, de bunları söyleyenler oldu. Ama siz bizsiniz zaten. Aynen öyle. Dolayısıyla sizden bunları işitmek bize büyük bir mutluluk verdi. Teşekkür ederim. Ayrıca büyük bir başarı, sadece 12 vefat olmuş olması adada. Evet. Peki durum şimdi nasıl? Uçuşlar devam ediyor mu şimdi, yoksa durum? Uçuşlar kısıtlı bir şekilde devam ediyor. Çünkü Sağlık Bakanlığımıza bağlı Sağlık Üst Kurulu'nun aldığı bir takım tedbirler var. Bu tedbirler çerçevesinde bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat etmek eğer arzusundaysanız adaya vardığınız zaman bir 10 günlük bir karantina süreci vardır. Dolayısıyla yani içerisinde olduğumuz bu günlerde de yani çok önemli bir sebep olmadığı sürece gidiş gelişler minimum düzeyde diyebilirim bunu. Tedbirler ciddi bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz burada da yani hafta sonu sokağa çıkma yasağından tutun gece. Bizde de şu anda bir kısmi sokağa çıkma yasağı var akşamları. Akşamları bir sokağa çıkma yasağı olayı var. Uçuşlar haftada günde 2 kez oluyor İstanbul üzerinden. Ankara'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat etmek isterseniz bugünlerde öncelikli olarak İstanbul'a gidilmesi gerekiyor. Ondan sonra bir bağlantılı uçuş alıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edeceksiniz. Ama günlük uçuşlar 2 ile sınırlı. Şimdi tabii geçmiş dönemlerle kıyasladığımız zaman günlük 2 uçuş çok gerçekten düşük bir sayı. Normalde günde 10-15 tane uçuş var. Yaz aylarında charter seferler de buna eklendiği zaman günde 30 tane uçuş yapıldığı bile oluyor. 30-40 tane, belki de daha fazla oluyor. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz bu dönemde, bu pandemi döneminde mücadeleden geri kalmamak açısına bu alınan tedbirlerimiz hala daha devam ediyor bugün. Tabii ki inşallah bu günler geçtiğinde gene 30 uçuş, 40 uçuş. O günleri dört gözle bekleyeceğiz. Evet. Tabii şimdi bunu da söylemeden geçmeyeyim. Çok büyük bir malzeme yardımı Türkiye Cumhuriyeti'nden, anavatandan yapıldı ama daha da önemlisi aşının Türkiye'ye gelip uygulanmaya başlanmasıyla da birlikte geçtiğimiz hafta içerisinde 20 bin doz aşı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hibe edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Bu da çok önemli bir olaydır. 65 yaş üzerindeki hastalarımızın ve öncelikli olarak da sağlık çalışanlarımızın büyük bir bölümü bu ilk etap gönderilen dozlarla aşılanmıştır bugün itibariyle. Yani 20 bin doz önemli bir dozdur. İnşallah önümüzdeki dönemde daha fazla aşıya da erişim mümkün olabilecektir. Hedefimiz yaz başına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlarımızı aşılamaktır. Bu aşı uygulaması tamamlandığı andan itibaren de turizme açılımımız da daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Aşılar çok önemli olay. 20 bin doz gitti. Yani çok çok teşekkür ediyoruz. Devamı da gelecek inşallah. Ve anlıyoruz ki Haziran ayı itibarıyla isteyenler seyahat etmeye başlayabilecekler. Hedefimiz aslında Nisan-Mayıs gibi aşı uygulaması süresine bağlı olarak onlar da artık düzenlenecektir diye düşünüyorum. Sağ olun. Şimdi biraz önce iki hükümet de çok güzel mücadele etti dediniz. Bir hükümet değişikliği oldu ülkenizde çünkü pandemi sürecinde. Evet, evet. Yeni hükümetin esasında çok da zor bir dönemde göreve geldiler. Evet. Yeni hükümetin öncelikleri nedir Türkiye açısından ve dünya açısından? Tabii şimdi yani pandemi sürecinde alınan tedbirler sonucunda, kısıtlamalar sonucunda işte biraz önce de bahsettiğim gibi turist akışı tamamıyla durmuş durumdadır. 2019 yılında 1 milyonu aşkın turist ağırladık ülkemizde. Türkiye ölçeğine göre 1 milyon turist çok büyük bir rakam olmayabilir ama Kuzey Kıbrıs Türk ölçeğine göre önemli bir rakamdır. Tabii yeterli mi? Mutlaka değildir. Daha fazla turist için çalışmalarımız da sürüyor. Şimdi Sayın Hocam, ülkemizde iki ana ekonomik sektörden bir tanesi turizmdir, bir tanesi de yüksek öğrenimdir. Yaşanan bu kısıtlamalardan dolayı, turist akışının durmasından dolayı doğal olarak maliyemizin gelirleri azalmıştır. Ve bundan dolayı da ekonomik bir daralma yaşanmaktadır. Her ülkede olduğu gibi dünyada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ekonomik sıkıntılar vardır. Ancak bu noktada da yine anavatan Türkiye devreye girip geçtiğimiz günlerde de çok ciddi bir mali katkıda bulunmuştur ekonominin rahatlaması için ülkemizde. Turizm bizim için çok önemli bir olay. 1 milyonu aşkın yılda turist ağırlıyoruz. 5 yıldızlı otellerimiz, butik otellerimiz, özel ilgi turizmimiz, sağlık turizmimiz bunlar ülkeye çok gelir getiren hususlardır. Ama içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bunları istediğimiz gibi yapamıyoruz bugünlerde doğal olarak. Hedefimiz yaz başına kadar aşı uygulamalarını KKTC'de sonuçlandırmak ve aşı kartını gösterecek tüm turistleri ağırlamaya ülkemize devam etmek şeklinde olacaktır. Sayın Büyükelçim, biz programımızda siyasetten ve sorunlu hususlardan kaçınıyoruz özellikle ama Kıbrıs deyince akan sular duruyor. Geçtiğimiz yıl Mavi Vatan kavramını ve Maraş konusunu zaman zaman duyduk, dinledik, öğrenmeye çalıştık. Durum nedir? Genelde Kıbrıs sorunu hangi noktada? Özelde de bu iki husus ne durumda? Bize anlatabilir misiniz lütfen? Tabii şimdi Kıbrıs ulusal dava olması hasebiyle bu programda madem ki yer veriyoruz biz de ondan memnuniyet duyarız. Tabii Kıbrıs konusunda son dönemde çok ciddi değişiklikler vardır. O konuyu ben izah etmeye çalışacağım. Özellikle geçtiğimiz yıl Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle birlikte yürütülen çalışmalarda da belli başlı değişiklikler doğal olarak ortaya çıkmıştır. Çok iyi bildiğiniz gibi Kıbrıs konusundaki müzakereler 1968 yılından itibaren, yani bizim doğduğumuz tarihten itibaren, evet, çok değerli hocam, çeşitli aralıklarla devam edip duruyor. Kıbrıs Rum tarafıyla bir federasyon kurulması amacıyla 52 yıldır sürdürülen görüşmeler 2017 yılında bu görüşmelerin
son turu olarak nitelendirdiğimiz noktada başarısızlıkla sona ermiştir. 52 yıl Kıbrıs Türk halkı Rumlarla federasyon konuşarak çok büyük bir zaman kaybına uğramıştır. Bunu açıklıkla dile getirmek istiyorum ki Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıslı Türklerle hiçbir zaman için siyasi eşitliği ve ekonomik refahı paylaşmak istememiştir. Çeşitli süreçlerden geçen bu geçtiğimiz dönem müzakerelerde, tabii bu müzakereler bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında gerçekleştirilen müzakerelerdi. Birçok çözüm planı farklı dönemlerde ortaya konmuştur. Tüm çözüm planlarını Rum tarafı kategorik olarak bugüne kadar reddetmiştir. Bizim bu an itibariyle önerimiz Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, iki devletin egemen eşitliğine dayalı bir çözüme ulaşılması yönündedir. Bugün siz de çok iyi biliyorsunuz ki Kıbrıs adası üzerinde iki tane devlet vardır. İki tane bağımsız ve egemen devlet vardır. Bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs Türk Devleti. Diğeri de Kıbrıs Cumhuriyeti ismini kullanan Kıbrıs Rum Devleti'dir. Önümüzdeki dönemde bizim ortaya koyacağımız husus Kıbrıs adası üzerinde iki devletin egemen eşitliğine dayalı bir düzenlemeye, bir işbirliğine gidilmesi yönündedir. 2011 yılında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu arasında iki ülke arasında kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması imzalanmıştır. Hatta dünyaya daha da güzel bir mesaj verilmesi için bu anlaşma New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul marşında her iki liderimizin de orada olduğu dönemde imzalanmış ve bu anlaşmanın hemen akabinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na belirlediğimiz Doğu Akdeniz'de belirlediğimiz parsellerde bizim adımıza sondaj, sismik araştırma ve hidrokarbon çıkarma hususunda ruhsat verdik. Bu gerçekten çok önemli bir adım teşkil etmektedir. Biz kesinlikle barıştan ve stabiliteden yanayız Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'in biz bir barış havzasına dönüştürülmesini istiyoruz ve bu konuda da çalışıyoruz. Rum tarafının bu uzlaşmaz tutumu, geçmişte görüşmelerde olduğu gibi bu hidrokarbonlar konusunda da devam etmektedir. Hiçbir değişiklikleri yoktur. Dolayısıyla biz anavatan Türkiye ile birlikte zaten ulusal davayı birlikte yürütüyoruz. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da haklarımızdan, çıkarlarımızdan hiçbir zaman için vazgeçmeyeceğiz ve bunları en iyi şekilde savunacağız. Bizim arzu ettiğimiz yani bir barış havzasına dönüştürmektir, bir işbirliği havzasına dönüştürmektir Doğu Akdeniz'i. Bu yönde de daha önce sunduğumuz bu önerimiz de halen masadadır. Rum tarafı eğer bu konuda bir fikir değişikliği içerisine girerse, oturup kendileriyle bir diyalog içerisine girmeye her zaman için hazırız. Anladığım kadarıyla konu hep eşitlik kelimesinde düğümleniyor. Yani eşit iki devletin varlığını kabul ederlerse... Eşit artık şimdi eşit dediğimiz zaman siyasi eşitlik o federasyon görüşmeleri ile ilgili bir husustu. Şimdi bu günden itibaren artık tabii eşitlik çok önemli. Bugünden itibaren adada biz ne diyoruz? İki tane bağımsız ve egemen devlet vardır. Bunu kabul eşit etmeleri egemenliğe lazım. Dayalı bir düzenleme, bir anlaşma, bir çözüm düşünüyorlarsa bunu konuşmaya hazırız. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlettir. Bu çerçevede
bir çözüm öngörüyorlarsa mutlaka bu yapılabilir. Sayın Büyükelçim, mesleğiniz gereği birçok ilginç olayla, birçok unutulmaz olayla karşılaşıyorsunuz. Hatıralarınız var. Bize böyle unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse bizim yani görevler her zaman dinamik görevler, biliyorsunuz yani diplomaside. Çok değişik ortamlarda, çok değişik toplantılarda, farklı ülkelerde, farklı görevlerde bulunabiliyoruz. Ama benim diplomasi hayatımda en önemli olay yaşadığım, yani mesleki hayatımda en önemli olay Ankara'da göreve başladığım zaman, biliyorsunuz şimdi bizim 27 ülkede temsilciliğimiz var, yurt dışı temsilciliklerimiz var, ama büyükelçilik olarak faaliyet gösterdiğimiz tek yer Ankara. Ve bir ülkeye büyükelçilik olarak akredite olduğunuz zaman da bir güven mektubu sunma olayı vardır. Benim mesleki hayatımda da en önemli diyebileceğim hatıram ve olay güven mektubunu göreve başladığımın ikinci veya üçüncü günüydü, hiç yanılmıyorsam. Burada külliyede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunmamdı. En etkileyici kariyerimdeki olay olduğunu bunun düşünüyorum. Sağ olsunlar, kendileri de bizlerle sohbet ettiler. Güven mektubunu sunmamız sonrasında mesleki kariyerimde asla unutamayacağım, beni en çok etkileyen olay bu oldu bugüne kadar. Başka diğer ülkelerde de görev yaptık ama böyle bir durum oralarda yok, biliyorsunuz, siyasi durumdan dolayı. Hiçbir zaman için unutamayacağımız çok önemli bir hatıradır bu bizim için. Teşekkür ediyoruz. Programın bu bölümünde ben kısa sorular soracağım size. 4 tane kısa sorumuz var. Siz de kısaca yanıtlarsanız çok sevineceğim. Türkiye'ye ilk kez geldiğinizde neler hissettiniz? Evimdeyim ve çok mutluyum. Türkiye'de en sevdiğiniz yer neresi? Her tarafını seviyorum. Her ne kadar mesafe çok yakın da olsa ülkenizi mutlaka özlüyorsunuzdur. Kıbrıs'la ilgili en çok neyi özlüyorsunuz burada? En çok kızım ve ailem. Türkiye'den gidecek seyircilerimizin Kıbrıs'ta mutlaka ziyaret etsinler diyeceğiniz yer neresidir? Kıbrıs'ın her tarafı cennetten bir parça. Her tarafı ziyaret etsinler, her tarafı beğenecekler. Hepinizi bekliyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. O zaman soruyu şöyle sorayım. Sizin ziyaret etmekten en çok zevk aldığınız yer neresi Kıbrıs'ta? Vallahi ben en fazla Girne'yi seviyorum. Tamam. Vatanın her tarafı güzel ama Girne'nin bende ayrı bir yeri var. O zaman Girne olmazsa olmaz, olmazsa diyelim. Olmazsa olmaz. Peki. Vallahi. Son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle şeyi söyleyeyim, bir kez daha teşekkür ediyorum programa bizi konuk ettiğiniz için. Pandemi süreci devam ediyor. Hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Maske, mesafe, dikkatli davranalım. Sevdiklerimizi üzmeyelim. İnşallah bu sıkıntılardan hep birlikte kurtulacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Büyükelçim. Ben de Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet TV ailesi adına çok çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiniz, kırmadınız. Çok güzel bir sohbet oldu. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Sağ olun. Kuzey Kıbrıs'ın toplum hayatı, gelenek, görenek, adetleri ve sosyal yaşantıları, doğal güzellikleri gibi çok renklidir. Kıbrıs Türk toplumunun karakteristik özelliklerinin başında konuk ağırlama gelir ki bu tüm dünyada bilinen geleneksel Türk konukseverliliğinin de ta kendisidir aslında. İşte bu misafirperverlilikle bizi ağırlayan Büyükelçi Kemal Köprülü'ye ve elçilik çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Büyükelçinin defterimize yazdığı güzel temennileri sizlerle paylaşarak bugünkü durağımızdan da ayrılıyoruz.
Sefirlerin Gözünden isimli programa beni bugün konuk etmelerinden dolayı Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza ve Diyanet TV'ye çok teşekkür ederim. Programı düzenleyen Profesör Doktor Sayın Mehmet Necati Kutlu hocamıza ve teknik ekibimizin tüm üyelerine de teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını temenni ederim. Saygılarımla.